972.800 nüfusa sahip Tekirdağ, Çorlu, Süleymanpaşa, Çerkezköy, Kapaklı, Ergene, Malkara, Saray, Hayrabolu, Şarköy, Muratlı ve Marmara Ereğlisi ilçelerinden oluşuyor. İşte burası Tekirdağ. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Tekirdağ, Doğu Roma'dan itibaren Rodos Dağı adıyla biliniyor. Tekirdağ, Osmanlılar tarafından fethedildiğinde yine bu kelimeden üretilmiş Rodosçuk ismiyle anılır bir müddet. Daha sonraları da Tekfur Dağı ismi kullanılır. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ise kentin güneybatısında yer alan Tekirdağ nedeniyle Tekirdağ ismini resmi olarak almış olur. Şehir merkezi son derece hareketlidir Tekirdağ'ın. Özellikle yaz aylarında şehrin nüfusu 3 milyonu buluyor. Tekirdağlıların en çok rağbet ettiği yerse Süleymanpaşa'da bulunan eski liman bölgesi. Şimdilerde çay bahçeleri, kafeler ve sosyal alanların bulunduğu liman vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde dolup taşan bölge günün yorgunluğunu atmak için birebir. Tekirdağ'ın hemen merkezinde yer alan valilik binası tarihte önemli bir yere sahip. Oldukça geniş bir alanı kaplayan vali konağı Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Ağustos 1928'de Tekirdağ'da Türk alfabesini halka tanıttığı yer olması açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Kahramanlıklara şahit olan bu topraklar, vatan şairimiz Namık Kemal'in doğumuna da tanıklık eder. 1840 yılında Tekirdağ'da doğmuştur şair. Bu Tekirdağ ve insanları için bir onurdur şüphesiz. Bu onuru her daim taze tutmak isteyen Tekirdağ Namık Kemal Derneği tarafından doğduğu evin yakınında 1993 yılında bir ev yaptırılır ve 1994 yılında hizmete açılır. Tekirdağ'daki bir başka önemli şahsiyete ait yapıysa Rakoltzi Müzesi'dir. Müze binası Avusturyalılara karşı Macar ayaklanmasının başına geçmiş ve savaşta başarısız olunca Osmanlılara sığınmış olan Macar prensi Frank Rakoltzi'nin 1720 ile 1735 yılları arasında kaldığı evdir. 17. yüzyıl Türk mimarisini yansıtan Ertuğrul Mahallesi'ndeki konut Macaristan hükümeti tarafından satın alındıktan sonra müzeye dönüştürülmüştür. Tekirdağ'ın mimarisiyle göz dolduran yapılarından biri de Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'dir. 1967 yılında ziyaretçilere kapısını açan müzenin eserleri yıllarca küçük bir salonda sergilenmiştir aslında. Fakat zaman içerisinde koleksiyonların artmasıyla bulunduğu yere sığmaz olup 1976 yılında Kültür Bakanlığı'nın tahsis etmiş olduğu vali konağına taşınmıştır. Tekirdağ'a ait geçmişten bugüne ulaşan tarihi ve kültürel ne varsa bu müzede görmeniz mümkün. Thank you.
Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu da pek çok Anadolu toprağı gibi yüreği vatan aşkıyla dolu şehitleri sayesinde olmuştur. Tekirdağ insanı da kentin fethi sırasında şehit düşen bu kahramanları unutmamıştır. 1949'da tüm şehitlerin anısına Muratlı Caddesi üzerinde Tekirdağ Şehitler Abidesi yaptırılır. Bu bir bakıma şehitleriyle ayakta duran bir milletin toprağa vatan yapan askerlerine bir vefa borcudur. Tekirdağ il merkezi tarihten birçok anıyı barındırır bağrında. Bunlardan biri Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı ve Mihrimah Sultan'ın eşi Rüstem Paşa adına Mimar Sinan tarafından yapılan Rüstem Paşa Camii'dir. Caminin hemen yanında bulunan Rüstem Paşa bedesteni de hala tarihin izlerini günümüze taşımayı sürdürmektedir. 1949 ila 1950 yıllarında Maarif Müdürlüğü tarafından malzeme deposu olarak kullanılan yapı, 1972'de büyük bir onarımdan geçirilir. Ömür bir nefes alış kadar kısa da olsa, geride bırakılan eserlerle asırlara sığacak kadar uzundur aslında. Geleceğe ışık tutması için yapılan eserlerin bazısı ise yıllara yenik düşer. Tıpkı Orta Camii gibi. 1855 yılında Kürkçü Sinan Bey'in yaptırdığı bu cami ne yazık ki yıkılır. Fakat gönülleri razı gelmez Tekirdağlıların. Eski caminin yerine yeniden inşa ettirilir. Yapılan yeni cami, eski cami ile Rüstem Paşa Camii arasında kaldığı için de Orta Cami adıyla anılır. Uçsuz bucaksız yemyeşil verimli ovaları vardır Tekirdağ'ın. Sahip olduğu bu verimli topraklarda yaptığı tarım faaliyetleriyle Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ve buğday üretiminin büyük bölümünü karşılar. Buna bağlı olarak un ve yağ sanayisi de gelişmiştir şehirde. Adım başı bir yağ fabrikası, ayçiçeği yağ tesisi görmek mümkündür. Hele bir de meşhur Tekirdağ köftesi vardır ki şehre gelip de tatmayanlar için büyük kayıp sayılır. Bir diğer ismi Hacıköylü köftesi olan bu lezzeti şehrin her noktasında bulunan köfteciler de tadabilir ve buraya tekrar gelmek için kendinize bir bahane bulabilirsiniz. Tekirdağ'ın en büyük ilçesi Çorlu'dayız. Buradan Evliya Çelebi seyahatnamesinde övgüyle bahseder. Havası gayet tatlıdır. Ovaları büyük, düzlük geniş ovalardır. Bu şehrin halkı gayet ikram sahibidir der Evliya Çelebi. Çorlu'nun 6. yüzyıla kadar giden kalesinden bugün geriye pek bir şey kalmamıştır. Bizans döneminden kalma bir yapı olan kale, doğu ve batısındaki derin ve kuru dere yataklarıyla bugün dahi düşmana geçit vermeyen bir duruş sergiler. Çorlu'nun merkezinde bulunan Süleymaniye Camii, bölgenin en eski yapılarından biridir.
Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1521 yılında yaptırılan caminin mermer mihrabı, minberi ve mahfili oldukça üstün bir sanatsal işçiliğe sahiptir. Bu cami 500 yıldır insanları kabul eder. Tekirdağ'ın güney sahilinde ise Marmara Ereğlisi uzanır, köpüklü dalgaları sarı kumlarına vurarak. Bu kıyılar birçok kültüre yurt olmuştur binlerce yıldan bu yana. Hepsi de denizinden nasibini almış, geçimini sağladığı kadar da savaşmıştır onunla. Marmara Ereğlisi'nin kıyısındaki en güzel süsü 1861 yılından kalma bir deniz feneridir. Fransızlar tarafından inşa edilen fener, çelikten oluşan sekizgen bir kule ve beraberindeki lojmandan oluşur. Yüksekliği 6 metre olan fenerin önündeki dik yamacın hemen altında ıssız bir kumsal uzanmakta ve bu fenere masalsı bir güzellik katmaktadır. Burası geçmişi 2600 yıl önceye uzanan Perintos antik kenti. Samoslu koloniler tarafından kurulduğu düşünülen kent, bugünkü Marmara Ereğlisi'nin bulunduğu yerdedir. Burası aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun Trakya eyaleti başkenti olarak kullanılmıştır. Şehirden geriye kalan önemli parçalar bugün Tekirdağ Müzesi'nde sergilenirken, bulunan kalıntıların bir kısmı Açık Hava Müzesi şeklinde düzenlenmiştir. Tekirdağ'ın bir diğer feneri ise Hoşköy'ün girişinde yer alır. Fener 1861'de Sultan Abdülhamit tarafından Fransa'dan getirtilen dökme demirlerle Fransız mimarlara yaptırılmıştır. Fenerin bir özelliği ise yapımında kaynak kullanılmadan tüm bağlantılarının vida ile birleştirilmek suretiyle gerçekleştirilmiş olmasıdır. 20 metre yüksekliğe sahip fener hala ışığını engin denizlere ulaştırır. Şarköy'de beş evler olarak bilinen beş tane tarihi ahşap evin ard arda sıralandığı yapı topluluğu, kentin geleneksel mimarisinin en güzel örneklerindendir. Bir zamanların Tekirdağ'ın samimi mahalle ilişkilerinin, kalabalık aile yaşantılarının da resmi olan beş evler, bu haliyle öz kültürümüzden de izler taşır. 1900'lü yılların başlarında inşa edilen ve günümüze dek özgün halini koruyabilen bu evler, yakın bir zamanda gördükleri restorasyonun ardından günümüz insanına kendi zamanının zerafetini yaşatır hale getirilmiştir. Vefalı bir yar gibi öfkesi de yakışır bu şehre Marmara'nın, engin mavisi de. Zaman, hiç batmayan bir güneşi yakalama telaşından uzak, yalnız seyrine dalabileceğin bir mevhum oluverir Şarköy'de. Belki de her yer gibidir Şarköy sahili de. Ama Tekirdağlı için her karış toprağı birbirinden özeldir. Dünyanın en güzel yeridir gönüllerinde. Kıymetini bilen halkı için bu şehir daha da dirilir, daha bir güzelleşir her yeni günde. Bizden de selam olsun ayçiçeği tarlalarının emektar çiftçilerine, deniz fenerleriyle yolunu bulan balıkçılarına, tarihini,
memleketinin her karış toprağını baş tacı eden Tekirdağlılara.